İstanbul Boğazı'nın iki yakasında iki kule bulunur. Bunlardan birisi Kız Kulesi, Avrupa yakasında Yeni Kapı civarında olan kulenin adı da Flavius Belisarius Kulesi'dir. Eğitimlerimizi alan eğitmenlerimiz bilirler. Kız Kulesi kadın yumurtalarının oluştuğu yerdir ve kadın yumurtaları İstanbul Boğazı'ndan Üsküdar'a kadar, İstanbul Boğazı'ndan Yeni Kapı'ya kadar fallop tüpleriyle tünelden getirilir. 1830'lardan sonra Yeni Kapı civarındaki Flavius Belisarius Kulesi yıkılmış. Dolayısıyla 1830'dan beri dünya üzerinde kadınların yumurtalık tüplerinden birinin hasarı çok daha fazla ortaya çıkmıştır. Ve kadınların yumurtalıklarından birinin hastalanması, tıkanması, kapanması, adet düzensizliğinin olması, yumurta üretememesi Yenikapı'daki bu kulenin yıkılmasından kaynaklanır. Eğer Yeni Kapı civarındaki bu Flavius Belisarius Kulesi yeniden yapılırsa, sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki bütün kadınların yumurtalıkları düzene girer, tıkalı, kapanmış, hasarlı fallop tüpleri şifalanır. Sadece kadınların, yani insanların değil, hayvanların dişilerinin de yumurtalıkları aynı şekilde şifalanır değerli dostlar. Ve o kadar garip ki her şey. Yumurtalık tüplerinin adı değerli dostlar, fallop tüpleri. Bu kuleyi de milattan sonra 6. yüzyılın ortalarında Flavius yaptırmış. Fallop tüplerini yaptırmış. Flavius. Fallop. Hadi sözcüğün sonundaki Rum kaynaklı usu atın. Flavi. Belisar. Flavi. Fallop. Peki Belisarius'un sonundaki usu da atın. Belisar. Değerli dostlar, yumurtalıklar beni sarar. Gelin size şimdi bu bilgilerden sonra olayı kısaca anlatalım. Her kadında iki yumurtalık bulunmakta ve iki yumurtalık tüpü bulunmakta. Bu yumurtalık tüplerine fallop tüpleri denir. Dünya üzerinde Marmara Denizi kadın rahim ve yumurtalıkların simülasyonudur. Üsküdar'daki Kız Kulesi kadınların sağ yumurtalığına ve sağ fallop tüplerine denk gelir. Yenikapı'daki kule kadınların sol yumurtalığına ve yumurtalık tüplerine denk gelir. 1800'lerin başından itibaren Yenikapı'daki kule yıkıldı ve dünya üzerinde kadınların sol yumurtalıkları hasar gördü. Ve Yenikapı'daki bu kuleyi yaptıran kişinin adı Flavi Belisar. Flavi işte fallop. Belisar yumurtalık tüpleri. Belisarar. 200 yıldır yıkılmış olan Flavius Belisarius Kulesi yeniden yapılırsa kadınların adet düzensizlikleri son bulur. Tıkalı yumurtalık tüpleri açılır. Yumurta rezervleri artar. Yumurtalık sorunlarından kurtulurlar. Ve daha sağlıklı bir dünyaya ulaşırız. Değerli dostlarımız, eğer bunu dinliyorsanız ve gücünüz yetiyorsa lütfen bunu yetkililere iletin. Kültür müdürlükleri, Kültür Bakanlığı olur. Daha üst düzeyde yetkililerimiz olur. Yenikapı'daki ve şu anda yolun altında kalmış olan bu kulenin yeniden inşa edilmesini sağlayın. Sadece bir kule inşa etmezsiniz. Bütün kadınların ve hayvanların dişilerinin sol yumurtalığının şifasına vesile olursunuz. Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Refik Korkmaz dünya için büyük bir hediye değerli dostlar. Bunu size Refik Korkmaz olmasa hiç kimse anlatmaz, hiç kimse bilmezdi. Ha, bir tek Refik Korkmaz eğitmenleri bilirdi bunu.